Geçmişe baktığımda ne vardı ne diyeceğim? Kahrimi kaderime sayıyorum. Çileli çile, teyzenin çilesi pek çok. Allah'a kurban olayım, bugünü de şükür. Kendime bir teselli etti Kur'an beni. Çok şükür. Acıyı da gördüm, çileyi de çektiysem de sonu iyi oldu, çocuklarım akıllı oldu. Adım, soyadım Sultan Duvanay. Annem, babam bu köylü. Benim babamın ilk avradı ölmüş. 8 tane çocuğu olmuş, hepsi ölmüş. Bir tek bir bacım var. Anamı dedem çiğdem kazmadan gelmiş. 15 yaşındaymış anam. 40 yaşında babama vermiş. Dedim. Annemin babası, babamın babasıyla emmuşa. İkisi kardeşmiş, anamın babasıyla babamın babası. Öyle yakınmış, babam vermiş işte emmimin oğlu bekar kalmasın diye. 5 çocuğun üstüne. Babam beni şu kadar adım, 5 yaşında mıydım neydim, öküz güttürürdü sözüm ona. Öküzden işittirirdi, kuzu güttürürdü çölde. Ekin işlerdi, başak dişittirirdi. Benim çocukluk hayatım öyle geçti. Oğlanlar küçük. Babam koca, bana yaptırıyordu işte onları. Babam yaşlıydı. Babam diyorum ya, anamı 40 yaşında almış. Anamdan olanlardan ne olacak? Babam 60 yaşına girmiş o zaman. Anam pek de geç değerliydi. Bayağı 60 yaşında vardı babamın öldüğünde. En küçüğü benim isim, ölenlerin. Ölenleri ölmüş. Kalanlarda 5 çocuk vardı. Onları ben büyüttüm. Anam hiç ilgilenemedi bizimle. İyi yabanda kaldı, davarı vardı, malı vardı. Anam onlarla uğraştı yazık. Sefil yaşadık, sefil. Okula gideceğim ya anam salıyordu. Hoca mektebi vardı, bizim cami yakın evimize. Hemen camiyle evimizin arasında ev yok. Oraya gittim bir gün. Herkesin çocuğu gidiyor okumaya. Ben de gittim. Anamdan uğrun gittim. Şöyle bir minder aldım. Bir de evvel sobalarda kerme yanardı. Kerme aldım gittim. Anam beni aramış. Tandıra çocukları oturtturacak ya. Anam beni bulamamış. Hoca mektebine geldi. O zaman hoca mektebi dillerdi. Şimdi kurs oldu ya. Kız sen neye geldin dedi. Herkes okuyor ben de okuyacağım dedim. Sübhaneke'yi bilmiyorum dedim. Ben o 5 çocuğu ne yapayım, mal mı koruyayım, davar mı koruyayım, evimin işini mi koruyayım, çocuklarla tandıra mı oturayım, soba ne de yok. Böyle döşeli oda ne arıyor. Anam beni oradan aldı. Kimsemiz yoktu ki ne, bir amcam vardı, bir tek dayım vardı, dayım perişanıydı, evini göremezdi. Babam olaydı, perişan olmazdı anam. Görevini babam görürdü, görevini anam görürdü, ben de okuluma giderdim. Daha yanarım okula gitmediğime. Daha yanarım bak. Niye? Okumuşluğum yok. Ben okusaydım çok zenginliydim ama okuyamadım. Bu kadar seviyordum okumayı. Okumuşluğu sen aşağı mı koruyorsun? Allah'ıma çok şükür Kur'an'ımı belledim. Belki 10 kere hatim ettim. Çıktım yüce. Çıktım yücesine, seyran eyledim. Yarine gezdiğim yerler perişan. Yarine gezdiğim yerler perişan. Firgat geldi. Firgat geldi derdi eyledim ağladım. Bir ben değil cümle alem perişan. Bir ben değil cümle alem perişan. Bacımın çocukları vardı, bacım var burada. Şimdi 80 yaşında o bacım. Onun çocuklarıyla oynuyorlardı, dayı yiyen ya.
getirirdim burada usandırırdım. Çocukları gezdirirdim, evimize götürürdüm. O zamanları ben hiç anlamadım. Adam bize vurulmuş ya. Ben hiç anlamadım. Ben daha çocukluk hayalim. Çocuklarına geziyorum. Sonra adam eskire gitti. Anam bunu davet etti. Bacımın kaynı ya. Bu bize demiş ki anama, ben gelene der bu deli kız büyürse demiş, bu deli kızı ben alayım demiş. Anam da demiş ki, git kuzum şu gelin mi olur demiş, ya ben de bir çocuk demiş. Askere gittiğinde ben küçüğüydüm, askerden gelene der büyüdüm, 2 sene askerli gitti rahmetlik. Büyüdüm, gelince de Allah'ın emri dediler, babam da dedi, o kızım rahat, bu da rahat olsun, verdi. Babam öldü. Benim gelinlik kaldı. Evveli her gün gelin mi olurdu? Kuzden kuz olurdu gelin. Kayınbaba harmanı kaldırdı, evi biçtirdi. Gelinleri vardı, bunları ayırdı, gelin alacağım diye. Kayınbaba rahmetlik çapalıyor ya, anam mirmem diyor, benim elimde 4 çocuğuyla kaldım diyor. Anam mirmem ne dedi, aldı kayınbaba. Ben beğendim canım adam, beğenilmeyecek adam. O beni beğenenden sonra ben öldüm bileni. Adam güzel baba yiğit. Ne bileyim ben abdestli, namazlı, kendi dersliydi. 64'te evlendik, 73'te öldü. İşte bu. Daha bir de Almanya'ya gitti, 3 sene Almanya'da kaldı. Geldi 7 ay durdu, öldü. Oradan geldi 7 ay durdu evde. O Kırşehir'inde kızım 7 aylık kaldı üzerimde, Ladiker. Bir kudesinden alaca bulaca bir siyah siyah bir şeyler meydana geldi. Ankara'ya gittiydi. Bu deraltı demişler. Bir şey yok demişler ama vefat etti orada. Ankara'nın hastanesinde vefat etti. 37 yaşında. Burada 2 gün mü ne yattı? Kayınbabam burada yatardı. Onun yanında 2 gün mü ne yattı? Kayınbabam aldı gitti bunu Ankara'ya hastaneye. Orada kaldı. Ben çocuklarla gidemedim tabii. Davarımız çoğuldu, malımız çoğuldu. Kayınbaba zengin adamıydı. Ben gidemedim, adam öldü. Daha üzülürüm. Hevesimi almadım adamdan. Adamın işi çoğuldu. Kayınbaba rahmetlik zengin idi, malı mülkü çoğuldu. Adam tarlada sözüm ona at doyururdu, sabahleyin her giderdi, ekin işlerdi. Bu halı iyiydik. Evimizin üstündeydi. Almanya'ya gitti, 3 sene kaldı. Geldi oradan, istek geldi, isteği kaybetti. Hasta çıktı, demek ki hastalık varmış. 7 ay durdu, öldü. Severek evlendik ya, hiçbir şeye mahkum olamadık. Adam erken gitti. 5 çocuğu ne halı büyüttüm desem. Kendimi yerlere çaldım, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne gelir elimde? Kayınbabanın bir babanın birisi mezere varmış, mezeri deşmiş, yatmış, koyun ağlamış. Kayınbaba ağlardı. Ağlar yahut ağlar, Yusuf'um diyendir. Yusuf'um seni korkuya attılar. Yavrum ben sana devredeceğim çoluğunu çocuğunu. Sen bana devrettin derdi. Kayınbaba dayanamadı. Ben bir Yakup edim kendi halimde. Yar 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 Mevlam'ın kendisi. Herifim dedi, kayınbabanın ağladı. Çocuklar küçüğüydü, ben sizi büyüdemeyim, ben sizi büyüdemeyim.
Hepsi küçük. En büyük kız 7 yaşında. Onun küçüğü 6 yaşında. Onun küçüğü 5 yaşında. Onun küçüğü 3 yaşında. Ladiker hiç yok. Öyle kaldık. Lef-i kalem öyle yazmış annema o yazıyı. Annemin kaderini bana vermiş. Ha. Yine annem yaşlıydı. Ben daha çocuktan gittim ya. Çocuklarıma kıyamadım. Ha. Velhasılı çocuklarıma kıyamadım. Akıllı akıllı da çocuklarım oldu. Babası olsaydı ötekar olabilir miydi deli olsaydı? Bastım bağrıma ne yapayım hadi. Ne yapayım? Erbişim gibi adam gitti. Çocuklar kaldı. Ev kaldı. Kayınbaba düştü. Kayınbabam hükümlü bir adamdı ya, oğlundan sonra eridi. Kayınlarım Allah korda yatmasın, nurda yatsın. Çok destek oldular. Temiz adamlarıydı. Ekinleriyle ekinim işlettiler. Herkleriyle hergim ettiler. Görecekler motorun işini, kendilerinin işini onlar gördü. Kayınlarım gördü. Çok destek oldu kayınlarım. Öldüler, kabirleri nur olsun. Kardeşlerim gördü, çocuğudu. Kayınlarım gördü, idare ettik. Ben 25 yaşındaydım. 25 yaşında 5 çocuğuyla kaldım. Kolay mı bu? Bu acı çok zor da ama Allah sabır veriyor. İşini de görüyorsun, çocuğunu da düşünüyorsun. Banyonu da yapıyorsun, acıkıyorsun, ekmeğini yiyorsun. Uykun geliyor, yatıyorsun, uyuyorsun kızım. Her şeyi yaşıyorsun, her şey oluyor. Zor oldu da oldu. Çok zor oldu ama. Kendi kendimi teselli ettim. Başka çarem yok. Adam korden geri gelir mi? Gitti adam. Yani sevil yaşadık, sevil büyüdük. Hayatım böyle geçti. Bayramda çocuklar, evveli ilin çocukları şeker toplardı biliyor musun? 5 kuruş, 10 kuruş para da bu. Milyon ne yok ya. Bunlar bayramda bir yerine gitmezdi. Maksim evde dururlardı benim yanımda. Ben ağlarım, onlar da ağlar. Mahrimler idi, babaları yoktu. Dedeleri öldü. Dedeleri var hani hiç aramadılar babalarını. Ama dede ölünce çocukların dünyası yıkıldı. Gene ben işe daldım. İşçi oldu, işe daldım ama o çocuklar dedelerini çok özlediler. Baba zatı bilmiyorlar. İçicik hayal meyal büyük oğlanla büyük kız onları da şimdi unuttu. Babalarını sorarlardı, babamız niye öldü derdi büyük oğlan. Allah'tan emir geldi de öldü derdim. Ben ağlardım, onlar da ağlardı. Ne yapabilirim? Elinden ne gelir? Ölüme karşı durulur mu? Ama iyi adamıdır. Kabirlerin nur olsun, süt göllerinde yatsın. Ağlama yar, ağlama, ağlama, bir yazma bana var. Ağlama yar, ağlama, ağlama, bir yazma bana var. İşsiz yerlerde ağlardım, ağlar ağlar, ya, kendi kendime avınırdım. Ne örüyorum? İş çok, iş. İş çok, işin için hameme gittim de. Senin gibi bir kadın dedi ki, kız kocan genç ölmüş, nadir ağladın dedi. Elim değince dedim, işi bitirince ağladım dedim. Avrat bir ağladı, bir üzüldü. Kız geç yaşta nasıl gitti, nasıl kaldın dedi. Ne örüyorum, kaldım, çocuk çok. Çilel, teyzenin çilesi pek çok. Allah'a kurban olayım, bugünü de şükür. Kendime bir teselli etti Kur'an beni. Çok şükür. Acıyı da gördüm, çileyi de çektiysem de sonu iyi oldu, çocuklarım akıllı oldu.
Geçmişe baktığımda ne var da ne diyeceğim? Kahrimi kaderime sayıyorum. Gitti. Kuş gitti, kuş bitti, kuş et yok. Bu ay sürüyü sürüyü getiriyorum sobaya koyakana. Çırpınırdım işi görekene. Mertem göremiyor musun? Kocuyor musun? Kayınbaba böyle dedi. Git de şu oturanların yanında otur dedi. Oturmadan geçtin, iş çok. Çocuklar küçük, iş çok. Onlar yiyecek, yunacak. Kuz gelmeden pahle kerim, pancar ekerim, nohut ekerim, mercimek ekerim. Çocuklarla yolarım bunu, günlüğe giderim. Kuz gelmeden 3-4 teliz içeriye ayırırım. Davarımız çok şöyle, şöyle, şöyle tuluk basarım evvel. Çölmek yoğdu, patlak yoğdu. Koyun derisine basılırdı. Almancılar gelince o sezonda satardım onu. Çocuklarımın okul kıyafetini alırdım. Motorun mazıdını alırdım. Evimin ihtiyacını görürdüm, rahatlardım. Çocuklar okula gidecek. Herkesin çocuğu allı gullik yerde bizim çocuklar çılbak olur mu? Böyle ayarlardım kendimi. Ben onları büyüttüm. Onlar da hindi, ben yaşlandım, bana bakıyor. Çocuklarım bana bakıyor. Anamız bizim narımıza yandı deyin, takdir ediyorlar. Heh. Çok şükür, çok şükür. Hamdi senalar olsun Allah'ıma. Bana karşı çok itaatliler. Hiç bana öte gitmezler. Allah'tan işte ben mükafatını oradan istiyorum. Çocuklarım akıllı çıktı. Bir de inşallah mükafatını o dünyada versin. Bu dünya geçti. Allah beni tek yaratmış, tek. Allah evlendi, kullu gelin oldu, gitti. Herkes gitti. Ben tek başıma burada kaldım işte. Burada yaşarım. Bir de virüs var ya, gitmem de bir yanına. Aşamaca burada Kur'an okurum. Bazen televizyonuma bakarım. Bazen şuraya yatar uyurum. İşte öyle. Yaşantım bu. Kendişimi kendim koruyorum. Ekmeğimi yiyorum, namazımı kılıyorum, Kur'an'ımı okuyorum. Daha ne isteyeyim şu yaşta? En büyük tesellim Kur'an. Sıkıntım, stresimi Kur'an alıyor. Ah bir de Türkçem olsa da İlmihal'in okusam, ah bir de İlmihal'in okusam neler yazıyor, neler İlmihal'de. Ama geçti. Kur'an büyük arkadaşım. Benim büyük teselliyim o Kur'an. Keklek gibi kanadım ay sözmedim. Murat alıp daya daya gezmedim. Bu kara yaşlandım, yaşlanmadım mı? Acılar da yaşlandırdı. Sefillik çok çektim, çok çalıştım, onlar da yaşlandırdı. Yaşlandım. Böyle yaşlanacağım gelmezdi aklıma. Ben böyle çırpınırım bellerdim. Mağarım çırpınamıyorum. Tarlaya da ben namazı kılardım tarlaya. İneği sağardım, işi görürdüm, çocukların yiyeceğini yapardım. İneği de sağardım. Tarlaya. 10 kişinin gördüğü işi görürdüm, 10 kişinin. Şimdi 20'den kalkamıyorum. Tuvarlana tuvarlana kalkıyorum. Belim çok ağrır, dizim ağrır. Dizlerimde variz varmış. Varizde kireçleme yapmış. Termiye gittim, fizik tedavisi oldum Kırşehir'inde. Kızım götürdü.
ama faydalanamadım. Bu on olmadı bu ya, yılların birikintisi. 47 senenin birikintisi bunlar. İyi kötü bir eski olsun, yuvam var. Çocuklarım da var, yeter. Şimdiden sonra teselliyim benim Kur'an. En büyük teselliyim Kur'an. Ölüm aklıma hiç çıkmaz ölüm. Akşam şuraya yatakhana okur yatarım. Ayetel Kürsü'yü, Amene Resulü'yü okur yatarım. Allah'ım sen yatırdın, sen kaldır, sen doğdurdun, sen öldürdün. Her Allah'ın kulunu. Ölüm hiç çıkmaz aklımdan. Niye? Bu dünyada kim kalmış da ben kalacağım? Dünyanın sonu ölüm. Hayırlısı olsun. Amcanın yanına gideceğim. Kayınbabayla ikisinin arasında şu kadar bir yer var. Oraya kon beni diyorum çocuklara. Onlar da diyor ki ora dar diyor, sapıt meşilmez diyor. Dur bakalım nereye kollar ölümcü. Ölenecek çare yok ki. Amcayla varınca görüşeceğim. Sen beni nasıl attın da geldin beş çocuğunla diyeceğim amcaya. Cuma günü giderim orada mezarına okur gelirim. Yasin okurum, Tebareke Yamme'yi okurum. Ya. Buluşacağım tabii. Burada geçti, orada buluşacağım. Adam güzel, baba yiğit, akıllı, dersli, abdestli, namazlı, temiz bir adam idi. O adamdan buluşman mı? O yüzden ölmeyi bir an evvel onu bulmayı istiyorum. İstiyorum. Yaşlanıp da sürünmeden, perişan olmadan onun yanına gideyim diyor. Ben daha onu öyle geç duruyor belliyorum. Öyle güzel baba yiğit geç duruyor belliyorum. Çok acı acı. Acı çok da. Hayırlısı olsun. Ben Allah'ıma şükrediyorum. Hayırlısı olsun. Benim kaderi de buymuş. Allah kurban olduğum Allah o çocuklarımı büyüttüm. Kimseye doğdurmadım, ezdirmedim, imrendirmedim. Cenab-ı Allah onun mükafatını versin. Ben Allah'tan bunu istiyorum.